Why are you awake at 4 a.m.? Why are you awake at 4 a.m.? It was her way of telling him that she was his. Sus, bu saatte bildirim mi gelir? Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kız ne yapıyorsa onunla yapacağız. Kim nasıl 4'te kalkar biri için? Şu an klozette oturuyorum. Beynim duşa girmek istemiyor şu an bu saat. Bağırmak istemiyorum çünkü komşularım gelip birazdan benim mahallenin cini diye evden atabilirim. 4'te sence çok çişin geldiği için dayanamazsın, uyanırsın. Şimdi hani size bu videoyu çekeceğim diye 2 gündür ne duş alıyorum, saçlarımı bile taramamışım. Bu videoyu çektiğin zaman ne olacağını düşünüyorsun diye sorun bana. Sorun. Fakirin ekmeğini umut. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Nate şey yazacak Google'a. YouTube'a girecek, sonra diyecek ki kesin sabah rutini tekrar canlandırmayacak. Ve karşısına ben çıkacağım. Ve benim görünce ne yapacak biliyor musunuz? Aşık oldum. Ama bu kızın bir sürü çok seveni var, bu kız bana bakmaz diyecek. Sonra ben Instagram'dan yazacak ve ben ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii de bakacağım. Videoyu çekerken bunları düşündüm. Gerçekten inandın mı derseniz bak. İnanmadım çok ama yani kafamın içerisindeki o küçük umut gezip duruyor yani. Ben bu rutini niye yapıyorum ya? Benim okula gidip göreceği bir tane Nate'im yok. Ben okulu dondurdum. Kesin her sabah rutininde exfoliate yapıyor ve bacaklarını jiletliyor. Ve çocuk suratına bile bakmıyor. Neyse birazdan geleceğim. Girme zamanlar mısın? Uyandım kardeş. Herkes iyi. Islak kendisi oluyor da ben. Sil. Bu devlet sil. Bunun kesiyle ne alakası? Anyways. Beni tanıyan herkes bilir ki asla. Ha uzama uza gitmiyorsam jiletle meletle uğraşamam. Kışın ortasındayız. Şu resimlerdeki şey var ya, şu bacağın pantolonundan görünen kısmını kadar alıp devamlamaya. O benim. Saçıma birazcık volüm versin diye. Ne oldu biliyor musunuz? Buket'le beraber bir etkinliğe gittik. Ve etkinlikte şey var. Festival makyajı yaptırabileceğiniz bir alan var. Biz de çok mutlu bir şekilde gittik oraya ikimiz. Sanıyoruz ki bize böyle harika taşlı bir makyaj yapacaklar falan. Çünkü dışarıda herkesin harika taşlı bir sürü makyajı var, tamam. Kadına dedik ki merhaba, bize de makyaj yapar mısın? Buket oturdu. Size yemin ederim abartmıyorum. Sadece 3 tane taş koydu buraya ve küçülen taşlar değil. Üçü birbirinin aynısı. Burada bitmedi. Mesela bir kere hata yaparsan o hatayı bir daha tekrarlamana gerek yok. Allah ne yaptı biliyor musunuz? 3 tane kocaman taş, biri de kırmızı. Kırmızı. Hindistan bilmem ne festivalinde miyiz? Ve dövme yapmaya çalışıyor bana, tamam. Kafama böyle dövmeyi bastırıyor. Ve tabii ki yüzümde krem var, yüzümü nemlendirdiğime geldim. Sonra olmadı. 10 dakika boyunca kafama bastırdı. Artık beynim içeride şekil falan değiştirmeye başladı. Benim acilen tomografiye falan gitmem lazım. Baktım. Olmuyor. Sonra dövmeyi söktü. Dedi ki krem sürmüşsün. E sen de sür, hava soğuk. Bornoz mu yıkılamadım da Şirvan Sabahlı'nın ipini çaldım. İyi, musluğun içine düştü ama yine de kullanacağım. Şuna çok para verdim. Sadece bu videoda kullanacağım eminim çünkü başka nerede kullanılır yani. Şey gibi, bağırsak gibi. Anlamadım, bunu kafasına koyuyor, saçını kıvırıyor ama okula gittiğimde saçı düz. Nasıl çalışıyor bu? Tamam. Ben çalışmam. Bence kız yaptım ama burası niye bağırsak gibi uzun kaldı? Bakayım. Evet. Şu saçma şeyi aldım ve buna para verdim. Çünkü bununla hunharca yüzünü şakı döküştüm. Gözaltı pıtıcıklarını koyacağım. Bir şey diyeceğim, videonun üzerine bunu yaptıktan sonra geri gidip yatacağım. Sıfır şaka. Bunlar gözaltlarımda dururken yüzümü güzelce serumlayıp şu gösterdiğim hatır otur aletleriyle yüzümü güzelce yoğuracağım. Bion'un kırışıklık kaçtı yüz serumunu kullanacağım. Bir şey diyeceğim, bu aralar Bion'un ürünlerine taktım. O kadar güzel nemlendiriyor ki cildi. Pamuk gibi yapıyorlar. Bu yüz serumu. Diğerlerini de göstereceğim zaten kullanırken. Bu Doktor Aslı Elif Tanoğur Savancı'nın kurduğu bir markaymış bu Bio Propolis. İçerikleri o kadar güzel ki durun size biraz bahsedeceğim bundan. İçinde arı zehri, propolis ve hyaluronik asit var. Diyeceğim arı zehrini zaten duymuşsunuzdur. Yüzü anında ve botoks etkisi yaratıyor diyorlar ya.
gerçekten yaratıyor şimdi yüzüme. Serumlayayım. İçerikleri tamamen de doğal olduğu için cildi o kadar güzel nemlendiriyorlar ki. Şakır şukur sürekli süresim geliyor. Çünkü içinde kötü bir şey olmadığını biliyorum. Özellikle kuru cildiniz olmasına gerek yok. Ama özellikle kuru cildiniz varsa şu ürüne bayılırsınız. Gün içerisinde de bal gibi kokuyorsunuz. O yüzden size bunu diğer ürünlerini de göstereceğim. Onları da sipariş ettim. Şununla bir her yerimizi yoğuralım. Kesi nasıl yapıyor bunu? Hatırlıyorsunuz mu? Ana. Böyle yap. Burnumun ucu küçüldü. Böyle yaparak burnumun ucunu küçültebilir miyim? Burnum kızardı. Şu kemiklerimin olduğu yere yapıyorum. Yine Bio'nun göz çevresi serumunu kullanacağım. Bunun da aynı şekilde içeriğinde arı zehrinde dolu propolisi ve ham bal var. Valla balın etkisi mi? Arı zehrinin etkisi mi bilmiyorum ama benim normalde kapatıp sürdüğüm zaman göz altlarım tam olarak şöyle bir durur. Çünkü asla tam olarak nemlenmemiş oluyor. Göz altlarımı çok güzel nemlendirdi. Ayrıca bu ürünlerin hepsi dermatolojik olarak test edilmiş, onaylanmış ürünlermiş. Casey'nin rutinini izlemedim. Burada kendi rutinime daha çok güvendiğim için. Şimdi bile benden öğreneceği şeyler var, farkında mısınız? Bunun içerisinde Anadolu propolisi, ham bal, E vitamini ve karamürver var. Bal olduğu için inanılmaz güzel nemlendiriyor. Propolis olduğu için de çatlakları onarıyormuş. Ve çok tatlı da bir rengi var. Casey bunu sürmüş olsaydı şu an Nate'le birliktelerdi. Ama son sahnede terk edildi. Eğer hala izlemediyseniz de böyle spoiler vermiş olurum. Çünkü neden biliyor musunuz? Geçen dedim ki ben bu diziyi izliyorum arkadaşlar, lütfen şey spoiler yapmayın, yazmayın lütfen dedim. Yazmazsınız, size güveniyorum dedim. 5 kişi yazmış. Kız bu ne, prenses dudağı gibi oldu. Size göstermişim, elimde olan hepsini göstereyim. Yeni sipariş ettim, o yüzden size de göstereyim. Bu da yoğun bakım kremi. Yoğun bakıma gittiğiniz zaman sürüyorsunuz. Şaka yaptım. Anadolu propolis, E vitamini, mineral, çinko ve arı sütü var. Ayrıca bunu şeyde kullanıyorlarmış. O yüzden çok hoşuma gitti. Yaralarda, yanıklarda, morluk durumlarında, özellikle vücudun kuru bölgeleri için, dirsek, topuk, el gibi bölgelerde düzenli olarak kullanılabiliyormuş. Benim dirseklerim çünkü çatırık çuturuk yine. Yine bal kokuyor. Bir şey diyeyim, küçücük sürsem yetermiş, birazcık fazla sürdüm. Kız kesi, buralarını nemlendiriyor muydun? Bir de şuralarıma süreceğim. Size bir şey diyeyim mi? Benim rutinim kesinlikinden daha zengin, farkında mısınız? Bahsettiğim Biopropolis markasının bütün içerikleri tertemiz ve doğal. Gidip tek tek aramanıza gerek yok. Aşağı hepsini toplu bir şekilde linkini bırakacağım, incelemek isterseniz. Şu dudak şeyine bir bakın. Ve serumuna, gözaltı serumuna. İkisine de aşırı bayıldım. Kesti şöyle alayım birazcık da. Banyomda çok yer olmadığı için sürekli aynı yerlere koyup size farklı bir illüzyon yaratmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Şöyle yapsam acaba her gün benim de kemiklerim çıkar mı ve beni 20 bin liralık dolgu masrafından kurtarır mı? Bak, o kadar dolguya para veriyorsun. 10 bin lira. Ve sadece 6 ay sonra gidiyor. Bir şeye o kadar para verdiysem ömür boyu benim mezara kadar gelsin. Hatta ben çürüdüğüm zaman bile bir şekilde onun kalıntılara ulaşabilsin. Ben şimdi o kadar para vermek için her gün böyle yüzümü yontmak zorunda mıyım? Hayır, az yiyebilirsin. Şöyle şuranıza da şöyle yaparsanız buradaki kemiğiniz çıkarmış. Şu an ben uydurdum. Gıdığım gitti mi? Şaka yaptım öyle. Gitti mi? Vücudumu nemlendirmiyordum. O çok farklı bir şey nemlendiriyor vücudu. Umurumda değil açıkçası. Ben şey yapacağım. Vücut sıkılaştırıcı losyonumu kullanacağım. Yani birazcık buna ihtiyacım var. Vücudumuzu cokur cokur nemlendirelim. Sonunda ne olduğunu da anlamadım. Herkes saçma sapan spoilerler vermiş. Yok Nate öldü, yok şöyle oldu falan diye ama. Ama kapağı kayıp, diş macunu buradaymış. Nate öldü falan yok. Beni niye kandırdınız? Her gün okula full face makyajla gidiyor. Şimdi fondöten süreceğiz. Ama bu benim ten rengim değil ki. Koyu kız. Ya uf, tamam, süngerle dağıtacağım. Bizim orada bir laf var biliyor musunuz? Üşenenin oğlu kız olmaz. Bizim oranın laf olmadığına eminim bu arada. Çok ısladım. Arkadaşının sattığına değdi mi acaba? Bir şey diyeyim, zibilyonluk, zibilyon diye bir sayı olmayabilir. Trilyonluk kesinin makyajını, rutinini, çatısı yıkılan evimde yapmam. Şeyman odası akmaya başlamış bir. Ben artık şey düşünmeye başladım. Bak, bizim bir önceki evimizde de sürekli bir yerler akıyordu, küfleniyordu falan. Ben İspanya'ya gittiğim zaman da aynı şey olmuştu. Asla küflenmeyen ev bir gün deli gibi yağmur yağmış bir hafta boyunca ve ben o bir hafta evde değildim. Odam küflenmiş. Nereye gitsem küfü getiriyorum. Nereye gitsem ev yıkılıyor, dökülüyor yani. Benim bir lanetim olabilir. Haber vereceğim size. Çok aman aman yakın bir zamanda değil ama yakın bir zamanda taşınıyoruz yine. Bunu söylerken bir psikolojim bozuldu. Çünkü şeyi düşünüyorum. Mesela o kadar
dolap aldım, şunu aldım, bunu aldım ve ben en üst katta oturuyorum. Nasıl biliyor musunuz merdivenler? Böyle. Hani çıkan kargocular oraya çıktıktan sonra ne yapıyorlar biliyor musun? O gün paydos alıyorlar mesela. Bir tane kargocu vardı, ilk gelmeye başladığı zamanlar kilolu bir adamdı. Sonrasında adam zayıflıktan hastaneye kaldırıldı. Abarttım, herkes biliyor. Benim yeni aldığım mobilyalarım oradan inerken parçalansaydı ne olurdu? Ya benim oradan mobilyamın kafası kopsaydı ne olurdu? Başım kırılsaydı benim. Sen bir anasın. Takma kirpik bile takacağım. Bekle sen kesi. Saat 6:30 oldu. Ve ben az önce yanlışlıkla uyuyordum. Şeyma da uyandı bu saatte çünkü anlamadım neden. Nasıl fondöten sürmek çok hoşuma gitti. Bundan sonra her gün fondöten mi sürsem? Uğraşamam, şaka yaptım. Kesinin kulağında bir tane bızzz yapan bir alet var mı? Gerçekten gidip ona 500 lira veremeyeceğim için. Yani bunu kendim dzzz yaparak kaydırdım. Bakın dzzz. Bunu benimle düzenli olarak kullanmaya var mısınız? Ben yokum. Kendine bu kadar vakit ayıran insanları ben anlamıyorum. Mesela işte dedim ya size şu festival makyaj falan yaptılar. Ben öyle uyudum o makyajla. Çünkü yani eve zaten gelmişim. Taksici amca beni yolun ortasına bırakmış kar yağdı diye. Festivalde bir tane kız vardı. Hemen önümüzdeydi. Buketli biz zaten kızın bütün storylerinde arkadan Gargamel gibi çıkmışız. Yani. Kız eve benden 10 saat sonra gitmiş resmen. Ama yine de makyajını çıkarmış. Ve bak makyajını sadece çıkarmamış bu arada. Cilt bakımı da yapmış. Çünkü cildimi seviyorum. Şöyle yavaş yavaş buralarımdan hiç bilmediğim hareketler yaparak. Ben bugün... Kemiğim mi çıktı? Dün geceden buzluğa atmıştım ama gerçekten yanlışlıkla buzluğa atmışım. Hani dolaba falan koyarlar ya bunu. Buzluğa atmışım ben bunu. Bir dakika. Çok soğuk olacak. Ay çok soğuk. Bir şey diyeceğim. Her gün yaptım salak. Beynim dondu birden. Aa saçlarım. Anam yapıştıkça bir şey. Şaka mı bu? Beynim dondu. Gerçekten abartmıyorum. Yemin ederim bak. Tamam. Tamam 15 saniye tutacağım. 1, 2, 3. Aha başım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buzu yanağı olmuş olabilir mi annem? Yanaklarımı birazcık kızartacağım. Çok iffetli, namuslu, harika, tatlı, şeker, genç kız yanak kızarmış. 50 yıllık arkadaşının sevgilisi. Ne kadar toksik bir erkek olduğunu farkındasın tamam. Zaten mahvetmiş. Arkadaşını mahvetmiş. Yani akıllı insanlar hatalarından ders alır. Daha da akıllı insanlar başkalarının da hatalarından ders alır. O gün kesin kuru fasulye mi yedi? Çocuk ondan ayrılır. Öyle bir çocuk. Nereden tanıyorsun diye sormayın. Bu arada çocuk nasıl keşfedilmiş biliyor musunuz? Çocuk bir gün arkadaşını ziyarete gitmiş Los Angeles'ta. Ve sonra çocuğu keşfetmişler. Çok güzel oldu. Ve şu an hayatına bakın. Biraz şekil şıkkılı bir şeyler yapalım mı? Gördünüz mü lık diye nasıl çektim? Bu arada ben körüm ve aynı. Şu an gerçekten 17 km uzandı. Aa eyeliner'ım bitmiş. Ben bunu tükürür yine kullanır mıyım? Kırmızı kalem, böyle önceden renkli kalemler falan nerede gezer? Tabii ki hepimizin sadece bir tane kırmızı kalemi vardı. O kırmızı kalem var ya, o kırmızı kalemi tükürdüğünüz zaman inanılmaz güzel bir ruj oluyordu. O rujun verdiği kırmızılığı başka hiçbir şey vermiyor. Son iki kısmını kesiyorum. Sesim güzel mi değil mi hep onu çok merak ediyorum. Çünkü banyoda insanın ses olduğundan güzel çıkıyor. Annem küçükken ben hep şarkı söylediğim zaman annem bana derdi ki kurt gibi uluma. Fahriye Evcen değilseniz veya Mağlup Partili değilseniz bu güzel bir şey demek değil bu arada. Şuram kel gibi duruyor. Ru'nun arkadaşı var ya Jules, Elliot'ın birlikte olması. Şeytanın yeryüzündeki gölgesi misiniz? İki yılan sizi o tanıştırdı. Daha iyi arkadaş olmayı geçtim. Zaten 7/24 birlikteydiniz onu da anlamadım ama size... Bak kalkıyor orası. Salak mısın kirpik? O bitmiş ve şu an dudaklarımı kesiyor. Bak bitmiş bunun ucu. Çok yakınıma girmezseniz problemlerimi, kusurlarımı görmezsiniz. Ya da şu, bak ruju ilk ben önerdim tamam. Bak şimdi göstereceğim size. Ayrıca dudakları da birazcık şişiriyor bu. Sonra patladı gitti. Şimdi saçlarımı açacağım ama herkes dedi ki yani bunlar olmuyor. Bu işe yararsa bu arada ben Dyson Airwrap falan almıyorum. Ne oldu şimdi? Bir dakika. Ne? Niye olmadı burası? Yani
Banyodan sonra saçımı topuz yapsam daha fazla şey olabilirdi. Niye öyle oldu ki? Birazcık kötü oldu. Birazcık değil, bayağı kötü oldu. Ne yapacağım, ben dışarıya çıkacaktım bugün. Yanlış mı yaptım? Bu ne? Yapabileceğim muhtemelen en kötü şeyi yapıyorum şu an. Sadece şurada bir tane dalga var, gerisi düz. Niye böyle oldu? Keşke burayı bir görseniz var ya şu an. Savaş alanı. Annem kalp krizi geçirmesin diye göstermiyorum. Şimdi kulaklıklarımı takıyorum. Tamam, sizi duymayacağım. Ve kendim açtığım şarkıya buradan eşlik edeceğim. Bakalım sesim kötü mü? Çok train wreck söyleyeceğim. Sizi duymuyorum, tamam mı? Şu an şarkım başladı. Biz... Tamam. Kesinin giyebileceğini düşündüğüm tek şey bu. Ben sabahlık giyeceğim ya. Ben hiç rahat değilim böyle. Gelin kız. Yürüyüş vakti. Bırakmayın, burası biraz dağınık. Hala perdemiz yoktu. Komşularım bakıyor mu diye baktım. Ben Jacob'la şimdi aynı okulda olsaydım yapar mıydım diye düşünüyorum. 4'te de kalkmazdım. Benim kirpikler ama gerçekten Hakk'ın rahmetine. Bu kadar kes kafayı yemiş ya. Her sabah bunu 4'te yapabilecek bir tane bile insan tanımıyor. Yani sabah 4'te kalkıp bu rutini yapan insan kafayı yemiş. Bunu var ya, gerçekten bunu kim için yaparım? Elon Musk için yaparım bir tek. Adam uzaya falan bir şeyler uçurabiliyor yani, o kadar. Hani Jacob için yapar mıyım? Belki yaparım ama yemin ederim, bak suratıma bile bakmadan 3. günü bu rutin benim için bitmişti. Ne? Bye bye. Buraya kadar izlediyseniz aşağıya dizideki en sevdiğiniz karakter kim onu yazmayı unutmayın, tamam mı? Gidiyorum şimdi. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın.